Ee, mesela en zorlandığınız sahneler hangileri diye soruyorlar. Merve senden ben başlayalım her zamanki gibi. Bir, bir düşüneyim. Düşünelim. Peki Ezgi? benim sen de çok sen. zorlandığım sahneler var. Şöyle ki hmm. çok... ee, seyrettiklerimiz tabii içinde. Fiziki şiddete başvurduğu yerler beni çok zorladı. Ha. Mesela e, Neriman'ı Neriman alıp bir çikolatalı kek hmm, yedi diye duşa yedi. soktuğum yer. Mesela... Gülben'in o saçlarını açtığını görüp Kökünden kestiğim yer gibi hmm. yani bir insana yapılabilecek en sert şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Ee, çok zorlandım, çok üzüldüm, çok böyle fena oldum o sahnelerde. Ya da o çocukla yine mi buluştun, dokundu mu eline deyip duşa soktuğum ve suyu hmm. üzerine evet açtığım sahne mesela yine Neriman'ın. O kadar fenaydı çok ki benim için ya. çok çok zorlandığım sahnelerdi. Para? Benim herhalde o sus diye bağırdım. Şey orada tokat yiyip oradan babanın ölümünü öğrenip sonra ona gelip yeter. E, ha ona evet. o ona o. Ya ben aslında şimdi bana muhtemelen meslektaşlarım <laughs> arasında kızanlar olacak falan ama ben Masumlar apartmanının şöyle çok önemli bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Bu şahsi gazeteci olarak fikrim. E, Türkiye'de çok uzun süre belki hatta hala belli insanlar Psikiyatriste gitmenin, psikoloğa gitmenin deli olmakla eşleştirildiği Kesinlikle. bir algıya sahipler ki bu korkunç bir şey. Yani korkunç bir şey. hayatta avukatınız ve psikoloğunuz psikiyatristiniz ya da olmalı. Kesinlikle. Yani bu herkesin hayatı için ihtiyaç duyduğu bir durum. Kesinlikle. Fakat masumlar apartmanıyla birlikte biz şunu görmeye başladık. Hayatımızda bazı şeyler yolunda gitmiyorsa bunun sebebi başka bazı şeyler. Ve onları düzeltmemiz gerekiyor ki daha iyi ve daha doğru düzgün bir sağlıklı hayat yaşayabilelim. O anlamda bu resmi görmek, bu rollerdeki bu e, şeyleri hasarları en azından kavrayabilmek çok değerli. Hele bizim toplumumuz açısından daha değerli. Yani ya bende de galiba bu var ama bu bence başka bir şeye delalet. Dedirtmek bence çok önemli. Evet. Ya bir kişinin bile psikoloğa, psikiyatriste gitmesine vesile oluyorsa ki tekrar söyleyelim bu e, delilik falan değil. Yani hepimizin ihtiyacı olan bir şey bu. Bence bu anlamda çok değerli bir şey yapıyorlar. E, yani Gülseren Hanım da sizin ekibiniz ve tabii ki sizler de. Kendi adıma fikrimi söyleyeyim dedim. E çünkü bazen eleştirildiğini falan da görüyorum. Ama bence çok doğru bir iş. Dönelim senin zorlandığın sahneye. Evet şöyle düşünüyorum. Böyle aslında büyük oynadığım sahneler işte e, misal nüfus müdürlüğü. Böyle hmm. büyük cinnet geçirdiğim, hasibeye döndüğüm ve krizler geçirdiğim sahneler zor. Fakat Esat'ın seni sevmiyorum dediği sahne de zor benim için. Gülben için. Yani daha ufak minimal hiçbir şey yokmuş gibi görünen sahneleri oynamakta da zorlanıyorum bazen. Bu tarz sahnelerde hmm. yani daha duygusal ve içine döndüğü yerlerde de zorlanıyorum. Genellikle komedi olmayan, yani komedi demeyeyim ama daha eğlenceli olmayan sahnelerin çoğu zor bence. Ee, Farah, İnci karakteriyle hiç ortak yönün olmadığını söylemişim bir röportajında. Yok evet. Sıfır mı? İn, yani insanız, yemek severiz. <laughs> ama yine de sorayım, sen İnci'nin yerinde olsan neleri farklı yapardın? Ya ben yani şimdi onun yerinde olmak demek, onun ya yani, e, çocukluğuna da sahip olmak demek mi? Tabii ben hep yaşanmışlıklarıyla burada, değil mi? E şimdi yaşanmışlıklarıyla olduğun zaman farklı seçim belki yapamayabilirsin. Çok evet. haklısın. O yüzden ben bu soruyu her zaman böyle nasıl yanıtlayacağım bilemiyorum çünkü onun bir sebebi var. Onun evet. o hayatı seçmesinin bir sebebi var. Hani ben öyle bir hayat seçmem çünkü ben başka arızalar yaşamışımdır başka şeyler istemişimdir falan filan ama o, o yüzden an <laughs> çok zor çok bir şey bence doğru, konu. tabii konu sen onun gibi büyütülmemişsindir nasıl şimdiki yetişkin olarak buna cevap verebilirsin bilemiyor insan evet. doğru peki o zaman Safiye'nin bak bu da bir çok güzel bir izleyici sorusu anlık inişleri çıkışları olan bütün aksiyine huysuzluğuna belki zaman zaman kötüyüne rağmen hep canım Safiye sen de bunları yapmak istemiyorsun dedirten bir karakter baya tomografi çekmiş <laughs> yalnız yani, <laughs> e, Safiye'de tamamlanmamış olan şey ne Sevgi mi, şefkat mi diye soruyor bir izleyicimiz size Ezgi Hanım. Ha. Ya ben sevgi ve şefkatin aslında iki farklı başlık olduğuna kesinlikle katılmakla birlikte birbirlerini de çok tamamlayan şeyler olduğunu hmm. düşünüyorum. Ee, öncelikle doğduğumuz anda en ihtiyacımız olan şey e, şefkat. Dolayısıyla sevgiyi de hissetmeye başlıyoruz. Ama... Şefkat eksikliği, sevgisizliği de beraberinde getiriyor diye düşünüyorum. Seçim yapmakta çok zorlanırım sanırım bu iki başlık arasında. Çünkü birbirlerini o kadar tamamlıyorlar ki sevgisizlik şefkatsizliği, şefkatsizlik de sevgisizliği getiriyor aslında. Şahane anlattın. Tamamlanmamış şey peki bu sevgi ve şefkat izleyicimizin önermesi. Ee, Sen de Ezgi Mola'da o karakterde tamamlanmamış şey nedir diye sorsam başka bir şey söyler misin? Hmm. Onu görmezden gelmişler diyemeyeceğim çünkü hmm. fazlasıyla görüp hep cesaretini kırmışlar. Hayallerini bıçaklamışlar. Şahane. Yani anlatabiliyor muyum? Çok Dolayısıyla böyle yaşarken kalbine her gün bıçak saplamışlar ya. Bu çok acı bir şey. Ve ben toplumumuzda böyle çok insan olduğunu düşünüyorum. Evet belki Safiye gibi obsesif olmuyor. Evet Safiye kadar gaddar olmuyor ya da ya da gaddarlığını başka şekilde gösteriyor, gizli gizli kendine yapıyor ya da etrafına yapıyor ama çaktırmıyor, ya da çaktırıyor ama yolu başka. Ama bir şekilde sevgisizlik bence hepimizde bir yerden kusar, kusmaması mümkün değil. Bunun bu şekilde kusmaması için kendimize çok iyi bakıp çok iyi analiz edip kendimize fazlasıyla kıymet verip yıllarca terapiye gitmemiz gerekir ki. Temeline inip o dipsiz kuyunun en karanlık yerinde nereye kadar inebildiğimizi görelim. Çok güzel. Ee...